Bu bölümümüzün adı da Esert Sorular. Esert. Esert Sorular. Evet. Düet yapmış olmaktan pişman olduğun biri var mı? Yok. Hiç. Asla. 180 kişiyle yapmışsın abi. 180 düetim var. Şey gibi kaç kaç leşin var? Şu an 180 leşin var. 180 düetim var. Bir tanesiyle olma. Peki. En sevdiğimi söyleyebilirim. Yok, benim istediğim en kötüsü. En yani tüh yapmasaydık keşke dedi. Hiç düşünmedim. Biraz daha ya, keşke daha güzel olabilirdi ya dediğin var mı? Ben oradan alayım bari ismi. Vallahi yok. İnan bana hiç. Hepsi mükemmel oldu. Ya mükemmel değil ama. Ama hepsinden bir şey öğrendim ve çok ayrı bir şey vardı. Lezzeti, keyfi var. Boşver, boşver abi. Vallahi, lezzet, keyif değil de. İnan bana Eser, hiçbir hani şu kötü bir şey oldu demedim hiçbir zaman. Hiçbir zaman demedim. Peki, tamam. Alamadık. Görünmez olsan nereye girerdin ilk? Nereye girerdin? Bir sürü yere. Bir tanesi. En böyle. Ne canlandı abi kafanda öyle bir. Vallahi yok hiç. Neresi yani, mesela? Değil hastane, yani hiç hayır, alakası. Hayır yok ben. Nereye girmek isterdim? Yani bir, mesela bir böyle bir şey dedi hani birilerini çekiştirdiğimiz ya da dedikodusunu yaptığımız bir masadan kalkıp sonra tekrar oraya girmek isterdim. He, arkamdan aklım, beni gömecekler mi diyor. Öyle bir ekibin var mı? Olmaz olur mu ya? Değil masadan ya? Kimse kalkmaya, tuvalete gitmeye korkan ekip yani öyle söyleyeyim size. Çünkü olduğumuz yerde olmayanı gömüp ondan sonra herkes böyle birbirine bakıyor. Birbirine bakıyor bizde de var abi o çok zevkli. Ömür yediğin hayvan sevgisinden nefret ettiğin oldu mu hiç? Yok hiç olmadı. Gına geldi böyle yeter ömür ömrümü yedim falan. Yani. Hiç oldu mu öyle bir şey? Ya tabii çok zorladığı oldu ama şey olmadı. Çünkü bana da bulaştı artık. Zorladığı derken? Zorladı çünkü bazen şey oluyor. Artık evde çünkü insan hakları diye bir şey yok yani. Hayvan hakları. Siz azınlık oldunuz tabii, değil mi? Ben azınlığım yani. Oturur o oturur mesela. Ayağımı uzatacağım yok öyle bir şey yani. Öyle koltuktan da mı indirtmiyor? Hayır. O koltuk yani, onun mu diyor? Onun yani oturduğu yerde başka bir yere oturacaksın mesela. Öyle yaşıyoruz biz evde. Gerçekten mi? Tabii canım yani öyle böyle. Hayır senin belli bir yerin yok mesela şu koltuk benim oraya yok, gelen hayvanı şey, ben kaldırırım yok boş mu? Boş olan yer benim yerim yani. Şaka yapıyorsun. Tabii ya. Canım. Tabii benim yerim diye bir şey. Bir de hayvanlar da bir yeri sevdim hep oraya oturur gerçekten. Hep oturuyor. Herkesin yeri yani cingözün yeri belli, askerin yeri belli. İşte hepsinin yeri belli yani. Kaç hayvan var şu an toplam abi? Toplam 24 ne? Tane. Kaç? 24. Yani evet iyi saydım. 24 ama mesela iki kedimiz kayıp şu anda. Evde karalar, yaslar bağlı şu anda. Gidip acaba komşuya söylesem mi bilmem ne yapacağım. Bence kayıp değildir. Kaçmıştır onlar abi. Yani bir şey ya mutlaka başlarına bir şey gel. Hayır ikisi de çok şeker. Bir tanesi fıstık, bir tanesi Ba. İsmi Ba. Çok güzel. Ondan Ba. Sonra evet kayıplar onlar. Yemin ediyorum 4 gündür evde yas ilan edildi. Ve bir son şey daha soracağım abi. Bugünlerde çok haber de oldu. Ömür Gediğin paylaştı veganlıkla ilgili fotoğraf. Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Sen çok ses getirdi ama sert de bir paylaşım. Hani sert ama farkındalık yaratmak adına bence güzel bir paylaşım oldu. Yani o Ömür yapar. Yani o şeyi yok. Mesela öyle anlarda böyle çok ses getirecek hareketlerde sana danışıyor mu ya da? Hiç asla danışmaz. Ama ben de ona güveniyorum zaten. Yani onun bunu ne amaçla yaptığını çok iyi bildiğim için 12 senedir beraberiz. Biz beraber olmaya başladığımızda birlikte olmayanlar birlikte oldular, evlendiler, çocukları oldu, ayrıldılar. Tekrar birlikte yaşamaya sonra tekrar evlendiler, onlar ayrıldılar. Neler diyorsun? Yani o yüzden hani 12 senedir artık ben onu tanıyorum. Yani onun içindeki o güzelliği hangi amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Evet, şimdi bir tane daha soruyorum abi. Hiç dolandırıldın mı? Çok. Çok. Ama sen dolandırılacak gibi duruyorsun abi ya. Yani seni yani iyi niyetli birisin. Böyle seni kandırması kolay duruyorsun biraz. Yani tabii ki hani böyle çok büyük anlamda olsun ama böyle küçük küçük şeylerin peşinde olmazsın. Seni ufak ufak tırtıklarlar gibi geliyor. Doğru değil mi abi? Şimdi şeyim yoktur. Pratik zekalı bir insan değilimdir. Dizel motor gibi bir adamım. Yavaş açılırım. Ondan sonra şeyim çabuk idrak edemem. Bazı şeyleri biraz zaman alır idrak etmem mesela. Panik anında kilitlenirim. Yani şey yapamam. Ne yapacağımı bilemem.
Yani bende de olur o. Böyle şey sinir, yani ve sonra da çok pişman olurum. Hani neden şunu şöyle, sonra geriye dönüp sürekli o anı tekrar tekrar yaşarım. Aynı şey ben. Keşke şunu şöyle yapsaydım bu ve onu yaşamış gibi kendimi kandırırım. Hayalinde o olayı başka türlü yorumlar durursun yapar yani rüyamda böyle falan da. Şeylerim var, defektlerim var. Ne dolandırıldın? Net bir şey var mı? Vallahi hatırlamıyorum ama çok dolandırıldım yani. Çok dolandırıldım. Çok deyince bir daldın gittin çok, abi. Ya, basit basit. Ha, basit. Yani öyle. Büyük dolandırılma var mı? Büyük yok. Büyük o dolandırılacağım konusunda yani kendimden emin olmadığım için büyük riskler almıyorum hayatımda. Hmm. Güvenlik marjım çok yüksektir. O yüzden büyük dolandırılmadım. Risk almam. Risk almaz. Evet. Anladım abi. O zaman sana son bir soru. Kariyerinde şu an bulunduğun pozisyonun daha iyisini hak ediyor musun sence? Daha iyisi olabilirdi. Yani hak edip hak etmediğimi bilmiyorum aslında. Demek ki hak etmiyormuşum ki buradayım diye hemen cevap verebilirim. Daha iyisinden kastın ne abi? Ne olabilir? Dediğim gibi yani şimdiki aklımla geçmişteki ilişkilerimi, iş hayatımı, sorumluluklarımı çok daha iyi yönetebilirmişim. Yani pişmanlık demeyeyim ama keşke şunları şöyle yapmasaydım da şöyle yapsaydım. O böyle bodoslama özellikle bir de hekimlikle beraber girerken çok ağır bir çalışma temposu içinde böyle kütür 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 gidiyorsun. Bazen hiç düşünemeden hareket ettiğin anlar oluyor. Düşünmeden hareket ediyorsunuz. Yani. Etrafınızdaki insanları ne kadar kırdığınızı, ne kadar üzdüğünüzü fark edemeyebiliyorsunuz. Yani sadece çalışarak hayatta her şeyi başarabileceğimi düşündüm ama öyle bodoslama giderken de neleri kırıp dökmüşüz işte. Sonra da onlar ortaya çıkıyor diyorsun. Tabii yani. Ki şimdi biraz daha az hata yapmaya çalışıyorum hayatımda. Süper abi. Ya abi şöyle bir durum var şimdi Beşiktaş muhabbeti de olduğu için direkt sana özel bir iki soru daha hazırladım. Evet, Eser sorular geliyor. Dostoyevski, Anton Çehov, Tolstoy ve Gogol Kafa Dergisi'ne yazmaya başlayacaklar. Tek ruble de istemiyorlar senden. Tek ricaları şu, Beşiktaş sevdasını bırak ve Spartak Moskova renklerine gönül ver. Kabul eder misin? Yani edebiyat tarihine gelmiş geçmiş istediğin herkesi bir dergide toplayacağımı söyle ben bırakmam o başka bir şey. Vallahi mi ya? Benim yani dedim Beşiktaşlık acayip bir şeydir. Bunu sana anlatamam Beşiktaşlı olman lazım. Yani bizim hayata tutunma nedenimiz Beşiktaş. Ya bu futbol taraftarlığıyla falan. Sen Fenerbahçeliği tam bilmiyorsun abi bir şey söyle. Bir de benim bir Galatasaraylı arkadaşım var. Onlar da çok iyi. Programın sunucusuyuz. Evet, herkesin gönlünü aldı. Evet, bir uçurumun kenarındasın. Daha serti geliyor. Bir elinde Beşiktaş'a yeni transfer olmuş ve en az 5 yıllık sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'yu tutuyorsun. Diğer elinde ise İlber Ortaylı var. Eyvah. Birini bırakman gerekiyor. Kimi tercih edersin? Şimdi şöyle... Cristiano Ronaldo Beşiktaş'ta oynayabilir. Çok büyük topçu, yetenekli ama İlber Ortaylı gerçek bir Beşiktaşlıdır. Hoca gerçek Beşiktaş taraftardır. Ben hocayı hayatta bırakır mıyım? Ronaldo'yu gönderiyorsun. Nereye gidiyorsa gitsin yani. Soru kolay oldu. Evet. Keşke Beşiktaşlı olmuyor. Evet, Beşiktaşlı olmasaydı daha iyi olacakmış ya. Evet, şimdi de daha özel sorular. Senin hayatınla ilgili. Aslında hoşlanmadığın ama sırf işine yarıyor diye görüşmeye devam ettiğin kişiler var mı hayatında? Var, çok var. Yani bir sürü var yani. Ama yani İsim ben, verebilir misin? Ya veririm de sana sıkıntı olur. Bana bir şey olmaz. Gerçekten. Ya gazetecik öyle bir şu şey. Şu an tahmin ettim. Baba yani. Herkesle bir iletişim var tabii şu an. Mecbursun yani. Ben seçmiyorum. Hiç böyle çok önemli pozisyonda mı aradığında kötü muhabbeti olan öf yine arıyor yine mesaj attı tüh ya dediğin. O kadar çok var ki yani. Yani şu an. Tamam. Hepinizle aynı şeyleri düşünüyoruz şu an değil mi? Değil mi? Hepimizde vardır. Evet. Sosyal medyada sahte bir hesapla kendini savunan ya da öven bir paylaşım yaptın mı hiç? Hayır. Sahte hesapla. Yapmadın. Daha önce hiçbirinin ayağını kaydırdın mı? Hayır. Yani inşallah yapmamışımdır. Hayatta ama insan bilemez belki kaydırmışındır. Abi, ya en korktuğum şeydir benim bu. Ha. Ya gerçekten benim hani hayatta da inançlarımın içerisinde beni en çok... tedirgin eden, aman böyle bir şey olmasın dediğim şey yani insanın hakkıdır o hani dini terim olarak kul hakkı derler ya. Ya çok korkarım. Ya inşallah neden olmamışımdır. Olduysam buradan seyreden varsa lütfen bana yazsın eşim dostum. Hemen geri dönüştürecek bir şeyler yapayım yani. Yeteneksiz olduğunu düşündüğün ve hiç hak etmediği yerde olan böyle berbat tipler var mı? Var. Bir tane söyle ya. Abi çok yani var siyasetçi var. Hayır tamam vazgeçtik o zaman. Yani. Ama siyasette yeteneksiz de olsan yani siyaset biraz çevre işi değil mi olabilir yani? Şimdi şöyle bir şey abi sana şey anlatayım. Bir 19 Mayıs'ta Trabzon'dayım ben.
Trabzon'da Yomra diye bir ilçe var. Hı. Trabzonlu var mı bilmiyorum yani. Yomra'yı bilirler. Yomra'yı bilir misiniz? Abi Yomra'da belediye binası var ya bu yolun kenarından geçerken. 19 Mayıs, 1-19 Mayıs işte yıllar önce. Biz de bir haber yapmaya gidiyoruz falan. Geçerken Yomra Belediyesi'nin kocaman balkonunda bir şey gördüm ben. Bir tabela mı, bir bayrak, bir pankart. Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Yomra Belediye Başkanı. Bence bunu bu gözler gördü yani. Ya, ben de. Yani çok, evet. O her yere uyulabilir evet. Yani. Tabii. Bence de. Adalet mülkün tabii. Risksiz aynı zamanda. Her yere oluyor. Bence de ne mutlu Türk'üm diyene falan. Her yere oluyor. İnanılmaz evet, fikir bulmuş. Bizim Rıfat abinin var bir hikayesi mesela. Vakti zamanında bir bakanlardan bir gazeteyi ziyaretimize geldi. Biz de onu daha önceden de tanışıyoruz. Siyasette bilinen bir isim falan. Bakanlık yapıyor falan. Yanında da birini gezdiriyor böyle. Yanında gezdirdiği biri de Rıfat abi. Rıfat Ababay böyle çok zor insan sever. Tanıyanlar bilir. Buradan çok selamlar Rıfat Ababay'a. Rıfat abi de o yanındaki adamı hiç sevmiyor ama adamın suratını unutmuş. Bakan Bey geldi gazeteyi ziyarete. Biz oturuyoruz bir masada. Rıfat abi, ben, Bakan Bey, yanında da bir iki kişi daha. Rıfat abi dedi ki, şimdi ismini söylemeyeyim. Ya dedi, bilmem, Bakan Bey dedi. O yanınızda lüzumsuz, berbat bir herif var dedi. O ne oldu? Ben böyle bir kaldım. Adam, kimden bahsediyorsun dedi ama hiç umut etmiyor o yanındakinden. O değildir inşallah bakışı o. Kim falan dedi. Ben bu arada Rıfat abinin ayağına bir koydum böyle alttan. Rıfat abi dedi, ne var dedi. Böyle yaptım. Yanındaki adam o dedim. Şu an hala orada. Hala orada. Onu işaret ediyorum. Böyle yaptı. Çorba içer miyiz? Direkt oraya sıt diye değişik konu bir halde. Ya işte yani sıkıntılı da bir konu. Şimdi sen neşeli bir adamsın. Ama işte iş dediğin gibi gazetecilik ciddi. Tabii. Hani böyle hani ters manyel olduğu, hani potlar kırdığın sakat durumlar olmuştur ya. Çok vardır. Ya ben, hani burada Rıfat abi kırmış da senin benim vardır çok bunda. Çok vardır. Ben şey yaparım yani. Böyle dramatik bir hataysa çıkar özür dilerim. Hmm. Yani ben kendim bedelini kimseye bırakmadan öderim. Hmm. Ama zaten böyle bir şey mümkün değil. Yani çok büyük hatalarım da var, ufaklar da var. Hiç ama böyle ödediğin, bedel ödediğin bir şey, ya, konuşma yaptığın, ya alttan vardı, aldığın var, oldu mu? Var, var. Muhakkak bir sürü var. Yani ya var, çıkıp özür dilediğim var, yanlış yaptım dediğim var, onu demek istemediğim var. Bu çok da normal. Yani bu olmazsa sıkıntı. Bizim bence gazeteciklik en büyük sıkıntımız bu hataları yapıp hiç özür dilemeyenler. Hı hı. Hiç o hatanın, bir hata yaptığında samimi bir özür varsa karşısında ve gerçekten bunu hayatının geri kalanına bir ders olarak, bir ibret olarak koyabiliyorsan o özrü ben başımın üstüne koyarım. Ama bizim baktığın zaman o hataları çok yapanlar var ama hiç olmamış gibi devam ediyorlar. Yani aslında ne bir özür, ne onun pişmanlığı, ne onu bir kafasının kenarda hep bir aman bir daha dikkatli olayım, hiç öyle bir şey yok. Ama ben bir hata yaparsam, ki yapıyorum, çok da yapıyor, hala da yapıyorum, özrü kimseye bırakmam. Kendime o kadar güveniyorum. Süper. Yani.